Evet sevgili dostlar, Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'nin yine sayfamızda, Instagram sayfamızda gerçekleştirdiğimiz Duman Sava Saatisi sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugünkü konuğum yine çok eski sevgili dostum Babacan Pesenkurt'u bizimle birlikte olacak. Babacan Pesenkurt'u hem öykü hem şair, aynı zamanda yazmış olduğu birçok eserle, en çok da Sebastian eseriyle gerçekten gündeme gelmiş olan, en çok da sevdiğim huyuyla hiç sigara içmeyen, ama tabii varsa onun geçmiş hikayesi bilmiyorum, ama o aşkını, duygularını en güzel şekilde ifade ederken aynı zamanda da bazen arada sırada sigarayı bıraktıran kadın diye de sözler söylüyor. Ben de geçenlerde ona şöyle bir atıfta bulunmuştum. Gerçekten bıraktın mı aşık olduğun için? Tabii demişti. O zaman dedim sen de Sigara Savaşanlar Derneği'nin sayfasında bizimle birlikte ol, bizimle buluş. Ve Babacan Pesenkurt'u bizimle birlikte olacak. Kendisini bekliyoruz. Sanırım şu an canlı yayını başladığına dair görüntümüz gözükmüştür. O görselden sonra kendisiyle hemen birazdan bağlanması için. Ben de olmazsa şu anda onu bir arayayım mı acaba? Neden ortalıklarda gözükmüyorsun diye. Bekliyoruz. Evet, Babacan Pesenkurt'u. Sevgili Babacan, geldin yayına. Seni hemen davet ediyorum. Evet. Bizimle birlikte olan dostlar hemen bizden bekliyorlar. Merhaba. Merhaba, merhaba babacan. Nasılsın? İyi canım benim. Sen nasılsın? İyiyim. Koşa koşa geldin galiba eve. Ne Vallahi. kutlansın. Ben bu arada sohbete başlamıştım tabii seni beklerken. Çok İzmir'desin. teşekkür ederim. İzmir'deyim. Havalar oldukça sıcak. Telefonumun ekranını da ayarlamaya çalışıyorum. Heh, şöyle oldu galiba. Evet, bu bir anda ayarladığımız ayar biliyorsun, iki kişi olunca her şey bir anda düzen Değişiyor. değişiyor. Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen de güzel bir tatilden geri dönüş yaptın sanırım. Ben de Yani. Bodrum'dayım. Evet, tatil Oo. görsellerini gördüm. Takip ettik. Peki, biliyorsun geçenlerde ben sana bir atıfta bulunmuştum. Sen çünkü Instagram sayfanda paylaşmıştın, böyle sigarayı bıraktıran kadın gibi böyle bir ifadede Evet, bulunmuştun. Ben evet. de gerçekten bıraktın mı dedim. Evet deyince dedim hemen seni konuk alalım o zaman. Sigara Savaşanlar Derneği'ne. İçtin mi hiç sigara, kullandın mı? Yaklaşık 10 sene kadar. 10 sene kadar. Başlama dönemlerin hangi yıllardı? Genelde çünkü hep okulda özentiyle arkadaş ortamının yarattığı o Yok. baskıyla olan bir şey bunlar. Sende nasıl başlamıştı o duygu? Hele ki bir şair, duygusal birisi için bakayım bunu söyleyeyim yani. Vallahi ben de çok saçma sapan bir zamanda başladı ya. Askerdeydim. Yaklaşık böyle bir 23-24 yaşlarımda başladım. Ondan sonra işte bu 30-32 yaşlarına kadar filan gitti. Sonradan bir akciğer rahatsızlığı geçirdim. Bu rahatsızlıkla birlikte de bıraktım. Genelde zaten sağlık sebebiyle daha çok bırakılıyor. Yani çok Tabii içenler ve çok sevenler de mecbur kalıp bırakmak zorunda kalanlar oluyor. tabii. Kaçlı yaşlardaydın bıraktığında? İşte 13-2, 13 oldu. Demek ki 32 yaşında filanmışım. 32 13 yaşında. senedir içmiyorum. Peki değerlendirebiliyor musun sigaralı hayat ve sigarasız hayat? Tabii Çünkü canım. bıraktıktan Yani sonraki şimdi... aşamaları da biliyorsun. O geçiş döneminde biraz zor oluyor. Yani şimdi mesela sigara bırakanlar kulübü var. Orada birisi diyor ki şöyle rahatsızlık hissediyorum. İşte devamlı biliyorsun. Evet. Küçük de olsa bir balgam sorunu oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir ton şey Hı. yaşıyor insanlar yani bıraktıkları aşamadan sonra. Bunları hep paylaşıyorlar orada. Yani senin sıkıntıların oldu mu? Elin gitti mi? Tekrar bir başlayayım diye isteğin oldu mu? Ya ben de biraz şey oldu. Ben hem zoraki ama zoraki olmaktan ziyade isteyerek bıraktım. Hani göğsümde sol akciğerimde plörezi oluşmuştu. Orada fazladan bir sıvı toplanması vardı. Bu arada Bediz de katılmış. Dün akşam da onda canlı yayındaydık. Ege Time, Evet, ona evet. da sevgiler gönderiyorum. Bedi'de de sevgiler buradan. Kuzum ben de İşte zaten hani plöreziden dolayı fazla sıvı birikmesinden dolayı her ne kadar fizik büyük de olsa ve çok uzun zaman, uzun yıllar yani bildim bileli spor yapıyorum kendimi.
faal olarak bıraktıktan sonra da devam ettim. Ama zor nefes almaya başlamıştım. O zor nefes alma gerçekten şey yapıyordu, beni çok zorluyordu. Ondan sonra zaten hani doktora gittik filan, doktor bırakacaksın filan dediğinde hemen zaten okey dedim. Hani o Sen saat işten hazırmışsın bitti. zaten. Tabii. Kafada bitirmek önemli. Bir de hani böyle kendi kendime de şeyler çok yaptım. İşte hani ne yapıyorum, ne ediyorum filan dediğinde sonuçta ne diyoruz biz? Sigara kötü bir alışkanlık. Doğru Tabii, mu? tabii. Ama cümleye baktığında ne oluyor? Kötü bir alışkanlık. Yani sonuçta bu bir alışkanlık. O Evet. zaman da böyle düşündüm. Hani benim bıraktığım zamanda da şimdiki gibi bantlar, ilaçlar, milaçlar falan yoktu ki. Yani tamamen iradenle falan bırakıyorsun. İşte ya dedim babacığım bu bir alışkanlıksa işte bir bak bakalım hani ne zamanlar içiyormuşsun. İlk önce ben normalde böyle canım istediğinde sigara içtiğimi falan düşünüyordum. Ama sonra bir baktım Serap, ya sabah kalkıyorum, kalkar kalkmaz işte bir bardak su, sigara. Arabama biniyorum, arabaya biner binmez sigara. Büroma Aç giriyorum, karnına. evet yani çay geliyor, çayla sigara. Bir dost geliyor, onunla sigara falan. Aa dedim, hani birkaç gün böyle ne zamanlar istediğime, ne zamanlar içtiğime falan baktım. Ya inanır mısın, bu bir rutine oluşturmuş yani, rutin oluşturmuş. Ha dedim o zaman bunların yerine işte bir şeyler koyayım ben. Zaten o zamanki doktorum da bildiğimiz içme sodası. Hani böyle meyveli falan filan değil. İçme sodasının çok büyük etkisi varmış. Hani vücudumuzda nikotin salgılanmasına yardımcı oluyormuş. Normalde de nikotini zaten hani yediğimiz ya da içtiğimiz şeylerden de alıyoruz. Patlıcan mesela. Hani patlıcan Evet. işte severiz ya, karnıyarıklar falan böyle kızartması, o mübareğin de her şeyi güzel oluyor yani patlıcanın. Patlıcanı önerdi, böyle patlıcan ye falan dedi. İşte soda, ne bileyim sakız, leblebi Bak, bu falan hani konuları bu hiç tarz. asla değinmemiştik şimdiye kadar. Mesela Evet. gıda takviyesiyle olan Evet. destek, nikotin desteği, seninle yaptığımız sohbete ilk kez değiniyoruz bu konuya. Aa. Evet. Güzel oldu o zaman, değil Aynen. mi? Yani o alışkanlıkları, o sigara yakma alışkanlığının yerine işte o böyle hafif hem de kilo aldırmayacak olan yiyecek, içecek bunları kullanmaya başladım. Hani şey diyorlar ya, ya sigarayı bir bırakırsam acayip kilo alırım. Öyle bir şey de yok. Yani ben onu da anlamıyorum insanlardan. Hani sigarayı bırakırsam kalkıp da börek tepsi tepsi börek yeme yani. Hani anlatabiliyor muyum? Yani öbür tarafta iradeni kullanıyorsan bu tarafta da iradeni kullanacaksın, Tabii değil mi? Bir canım. Yani şekilde. biliyorsun kolesterol şu budur. Aşağı yukarı sigara kadar zararlı şeyler Tabii, zaten. tabii. Bu arada işte ben o arada insanlara söylüyorum da çok garip geliyor. Sigarayı bıraktığım dönemde zaten doktor diyet de vermişti. Bir de kullandığım ilaçlar kortizonlu olduğu için böyle tuzdur, şudur, budur falan filan tüketemiyordum. İnanır mısın 4 ayda, sen biliyorsun gerçi de hani canlı yayında insanlara söyleyeyim diye söylüyorum. 4 ayda 16 kilo verdim ben ya. Yani herkes Hani almaktan şikayet eder, sen vermişsin mesela. verdim. Tabii ben bilinçli olarak verdim. Hani hem böyle hafiften de sporda. Hı. Yani zaten nikotin bir kere şöyle bir şey var hayatımızda. Özellikle insanların bunu bilmesini istiyorum. Yani bu artık ilahi düzen mi dersin, evren mi dersin, ne dersen de her şeyi üretebilen ve her şeyi de kendi Evet. vücudunda absorbe eden bir yapıya sahibiz. Hayvanlar da Aslında öyle, çok bitkiler de çok öyle. muhteşem bir makina vücut. Tabii. Biz zarar vermediğimiz Kusursuz. sürece. Aynen. Çok güzel bir noktaya değindim. Biz zarar vermediğimiz sürece. Şimdi nikotini birçok gıda maddesinde ya da işte içeceklerde falan vücudumuz alıyor ve bu topladıklarını vücudumuz tekrar beynimizdeki birçok işte kimya uyarılarla kimyasallar salgılanıyor. Ve o zamanlar benim öğrendiğim şurada böyle epifiz bezinin altına kadar giden bir şey var. Damarımız buradan da işte hani o sigarayı istiyorum, şu yapıyorum, bu yapıyorum falan dedin ya. Vücuda topladığından daha fazla nikotin
verdiğimiz için Hı. o kullanmış olduğumuz vücudumuzun doğal damarı çalışmıyor arkadaş. Yani bunun Yani sözün özü kendi bu. kendine Biz çalışan bir şeyi bozuyorsun aslında. bozuyoruz. Biz bunu bozunca da tabii ondan sonra o hani canım çekti, başım ağrıdı, şu oldu, bu oldu filan dediğimiz olayların hepsi gerçekleşmeye başlıyor. Düzeni bozan biziz. Ama insanlarla ben şeyi de söylemeyi çok istiyorum ve seviyorum da. Lütfen diyorum hani umutsuz olmayın ya. Hani bunu sen bozdun. Bozabildiğine göre de yapabilecek kudrete de sahipsin yani. Tabii tabii canım. Yani işin sırrı insan da kendisinde. Peki Tamamdır ya. bir de işin sırrı sen, aşkın sırrı da sende yani. Şimdi benim gördüğüm en şeker, en tatlı çiftlerden birisiniz zaten. Canım Allah hiç bozmasın ailece bütün benim. mutluluğunuzu. Ama aynı zamanda da yani sen daimi olarak o aşkı en güzel şekilde ifade ediyorsun ki. Yani eşin gerçekten Amin. şanslı ama o duygular, o yoğunluklar, yani böyle bir aşkın getirdiği şey mi, yoksa senin içinde hep vardı, böyle paylaşıyor musun? Şimdi kitaplara bakıyorum. Aşk fasikülü var. Bir tane şey var. Ayık olsa Bastia. Yani Agora'da bir delikanlı, hep İzmir'e özgü tabii, İzmirli hemşerim olarak hiç unutmamışsın. Aşk, bunların çoğu aslında bakıyorum, hep kitap bölümlerine baktım. Çoğu tükenmiş yani, o kadar çok izleyiciler tarafından, takipçiler tarafından Vallahi çok şükür. Kazanıyoruz şükür şükür. be. Peki şu anda neler yapıyorsun? Yani öncelikle istersen bu küçük bir yazarlığa geçiş, yazarlık ve şairliğin geçiş hikayesinden küçük bir bahsedelim. Sonra bir dönem biz senle biliyorsun yine radyodaydık. Radyoda Evet. ben İstanbul kanalındaydım, sen İzmir'deydin. Evet. Programlar gerçekleştiriyorduk. Ben sana konuk oluyordum. Sen bana gelemedin tabii. Birlikte bir dönem olmadı. Yani o dönemden bahsedelim ve şu anda yine bir dergide sanırım köşe yazarlığı yapıyorsun. Hani Var böyle var. bütün olarak seni nereden takip edebilirler? Onu da seninle buluşmuşken bütün takipçilerimize bildirelim bence. Vallahi beni bütün sosyal medyalardan takip edebilirler. Bütün Hı. sosyal mecraların hepsinde varım. Ya şiir benim hayatımda her zaman vardı ama hani bunun vücut bulmuş hali ne zaman dersin? İşte hani siz müzisyenler içinde var ya işte çok küçük yaşta mutfakta da şarkı söylüyordum falan. Evet ama hani albümü ne zaman yaptığına gelirsek ilk kitabım 2009 yılında daha doğrusu dahil olduğum kitaptı. İzmir'in dağlarında Çiçekler Açar adlı bir antoloji yayınlandı şiir. Bu yayınlanmasından sonra tabii şiir kitapları biraz zor yayınlanıyor. Benim için çok büyük bir referans oldu. Hemen Nokta Yayıncılık'la, Altın Nokta'yla görüştük. Akabinde Aşk Fasikülü çıktı. Aşk Fasikülü beklenenden hızlı tükendi. Tabii Evet. 2010 yılında da şimdiki gibi bir sürü yazar, bir sürü yayın evi falan da yoktu. Destek yayınları sen de tanıyorsun, hatta fuarlarda da Evet, tanıştırmıştım evet. seni. Ertuğ Akşun, Yelda Hanım, Yelda Cumalıoğlu sağ olsunlar. Onlarla görüşüp bize gelir misin falan dediler. İyi geliriz dedik. Yaklaşık 10 senedir de destek yayınlarında çalışıyorum. Evet, bu çok Çalışıyorum derken önemli aslında, gerçekten. biliyorsun. Yani yayın evinden memnun olan, devam edebilen, aynı şekilde o yayınlarını istediği bir şekilde halkla buluşturabilen kişiler çok az. Yani bu da Yelda Tabii. Hanım için güzel bir şey tabii şu anda. Senin açından da güzel bir şey. Aynen dediğin gibi yani her ikimiz açısından da çok iyi bir şey. Ama bunu işin sırrı da gerçek anlamda sevgiden geçiyor. Yani nasıl biliyor musun? Ben mesela destek yayınlarının daha şeyine hiç gitmedim. Yeni açtıkları büroya mesela 4 sene oldu. 4 senedir hiç gitmedim. Orayı hiç görmedim. Ama İstanbul'a gittiğimizde işte Yelda Hanım'la kalıyoruz. Oradaki yazar arkadaşlarla, işte yayın evindeki, depodaki arkadaşlarla, matbaadaki arkadaşlarla falan görüşüyorum. Ya tamamıyla bir aile konsepti içerisindeyiz. Hani kimin... Mutfağa gitmedim ama yemekleri yedim diyorsun ya. Yani karşılıklı saygı, sevgi olduktan sonra ve paylaşım olduktan sonra her şey olur. Aynen. Ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim sana. Hani kitap fuarlarına falan gidersin. Evet, kitap fuarlarında işte imzası olan yazarların falan akşam hep birlikte yemek yedikleri bir şey Evet, vardır yani buluştukları. masa falan. Bizim destek yayınlarında şöyle bir şey var. Fuarda o gün imzası olan olmayan İzmir'de yaşayan mesela İzmir Kitap Fuarındaysak İzmir'deki yazarlarının hepsi
O gün imzası olan yazarlarının hepsi, sonra İstanbul'dan filan gelen destek yayınları çalışanları var. Onların hepsi. Tabii yetmiyor. Desteğin alanı bayağı büyük fuarda. İzmir'de de katılımcı arkadaşlar oluyor, çalışan arkadaşlar oluyor. Onların hepsi o akşam o masada toplanıyor ve hani masada Yani Yelda eksiksiz Hanım, tam kadro. tabii, yani tüm emekçileri tam kadro orada oluyor ve şey de yok yani hani şu ünlü bir yazarımız bu baş köşede otursun, bu şöyle filan, sadece yaşlarına ve edebiyattaki hani böyle konumda demeyeyim de hani bir işte Ahmet Telli gelirse zaten hani hem yaş olarak bizden büyük hem üstat yani, tamam mı? Onu alıp böyle baş köşeye koyuyoruz ama diğerlerinin hepsinin arasında müthiş bir eşitlik var. Ve hep de sigara içilmeyen yerde oluyor yemeklerimiz. Öyle de söyleyeyim yani. Evet, zaten artık hani içilmiyor ama biliyorsun dış mekanlarda bile artık bir sınırlamalar var. Eğer hani çok tamamen şey değilse, hani açık havadar bir yerdeyse dış mekanda bile içmek zararlı. Zaten dış mekanda olduğum zaman o kadar çok rahatsız oluyorum ki ben. Yani yanımdaki bir insan dış mekandayım diye içiyor ama ben sağ taraftayım mesela. Bana tamamen o rüzgarla geliyor dumanı ve ben yine de içiyorum onu. Açık havada da içiyorum yani. Aslında içmeyene saygı diye başlayan bir şeyimiz vardı. Bizim sevgili Sümer Özgü ile bir sohbetimiz olmuştu yine dumansız hava sahasında. O hep şey demişti yani. Her şey aslında içmeyene saygıyla başlıyor biraz da demişti. Ben dönem dönem böyle seni tamamen görebilmek için yorumlarımızı kapatıyorum ama yorumlarımızı eksik etmesinler. Katılanlar da muhakkak bizimle beraber olsunlar diyorum. Evet. Şimdi, Yani destek yayınlarının keyifli sigarasız yemeklerinde kalmıştık. evet, yani şimdi senin de söyleyeceğine geleceğim, az önce söylediğin gibi. Ya insanın insana saygısı olması gerekiyor. Yani her şeyden öncesi bu. Yani ben sigara içmek istiyorum diye sigarasını yakıp, hatta sigara öyle bir şey ki yani ben o dönemlerde bayağı okuduğum için, araştırdığım için de söylüyorum. Yani eşyaları falan bile siniyor yani. Bugün neredeyse koronavirüs gibi işte bulunduğu yerden 48 saat, 62 saat, 72 saat falan çıkmayan sigara kokusu ve Varlığını koruyan zararları bir oluyor. Tabii özellikle akciğer rahatsızlığı, daha doğrusu solunum yolu rahatsızlığı çeken herkes için çok büyük tehlike bu. Ve tabii ki çocuklar için en büyük tehlike. Hani aynen. bizi de geçtim Bir ama soru çocuklar gelmiş. için Bir büyük anda tehlike. mı tamamen mi azaltarak mı bırakmalı diye. Ben tamamen anında bırakmaktan yanayım. Anında. Bir şey anında Kesinlikle bırakılırsa anında. etkili oluyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kesinlikle anında bırakılırsa etkili oluyor. Yani şey olmuyor. Ya bugün 5 tane içeyim, yarın 3'e düşürürüm, öbür gün 2 yaparım falan falan, böyle bir şey yok. Bu çünkü şey gibi ya, hani dışarısı soğuk ve kapı açık, yani bu kapıyı kapatmadıktan sonra o soğuk Aynen, mutlaka içeriye bitirmiştir. girecek. Tabii bu sefer şeyde de insan iradesinin en zayıf noktalarından bir tanesi umutmuş. Yani o sizin iradenizin dışında hareket ettiği için onda da sürekli böyle sigarada da bir umut oluyor. Hani işte ya şimdi birazdan sinirlenirse yakar, bilmem ne gibi filan. Hani onu biraz da sigarayı böyle canlı bir obje gibi, canlı bir varlık gibi düşünmenin bırakmakta çok faydalı olacağını düşünüyorum ben. Şimdi ben Bediz Bey'e kısaca bizim yaptığımız sohbetlerden bir örnek de vereyim sevgili Babacan. Şimdi sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz zaman size sigarayı hatırlatan dostlar ve nesnelerden de uzak durmanız gerekiyor. Yani mesela kahvenin yanında içiyorsanız bir süre kahveyi ara vermeniz gerekiyor belki Tamam. hatırlattığı için. İşte bir dostunuz çok fazla içiyorsa ve onunla beraber içiyorsunuz, o dostunuzu bir süre kısa bir süre kendinizi gerçekten alıştırana kadar görmüyorsunuz. Dost sohbet ortamları, içkili ortamlar size içiriyorsa o ortamlarda çok fazla derecede olmuyorsunuz. Hapları öneriyor musunuz demişler. Tabii ben bu konuda bir uzman gibi yorum yapamam ama hapları kullanan arkadaşlarımın bazılarında yani böyle psikolojik sorunlar da oldu. Tetikleyen şeyler olabiliyor. O yüzden hani bir doktor denetiminde o hapların kullanılması yani gidip de eczaneden gelişi güzel alınmaması her zaman önemli. Çünkü bazen başka psikolojik nedenler, sebepler varsa derinde onları farklı bir şekilde de çıkartabilen haplar, ilaçlar olabiliyor. O yüzden onları da önermiyoruz. Mesela biraz evvel sohbete yeni katılanlar varsa Babacan'ın önerisi vardı. İçme sodası ve patlıcan.
Nikotin Tabii. ihtiyacını belli bir derecede aslında Portakal. tatmin ediyormuş. O da Portakal, çok önemli. narenciye, aklınıza gelebilecek bütün narenciyeler, hatta onların suları filan içerisindeki bulunan asitik asit, yani bunun kimyasal bir açıklaması da var, tamam. Hani o asitik asit vücudumuzda bu daralan damarlardaki hem açınlara, vişne suyu mesela, vücudumuzdaki bulunan ödemlere, oluşmuş ödemleri falan atmakta da yardımcı oluyor. Narenciyelerin hepsini rahatlıkla tüketebilirler. Bu arada Halil Fincan, sevgili yazar dostumuz ve Yeni Asır'da da muhabir kendisi, kocaman selamlar. Senem de Almanya'dan. Ya Senap, internetin böyle de bir güzelliği var. Görüyor musun? Yani Almanya'dan, Norveç'ten, oradan buradan herkesle birleşiyoruz. Harika bir şey ya. Muhakkak çok güzel. Biraz böyle saatimiz olarak akşam saatlerinde biraz daha yoğun oluyoruz ama bu akşam benim bir sahnem olduğu için biraz da erken aldık Evet sohbetimizi. ya. Ne kadar olmak istiyorum Bodrum'da biliyor musun? Ah, seni sahnede görmek müthiş Evet. olurdu ya. Yani. İnşallah, inşallah Bodrum'a Çok bekliyoruz tatlı. yani bu sezon. Koronadan dolayı biliyorsun. Korona zaten aslında sigara bırakma zamanı, tam zamanı. Biz öyle bir Evet, kampanya yaptık sevgili Babacan. Şimdi bırakma zamanı diye. Sigarasız evde evet. kal diye. Yani çünkü bazıları sonradan biliyorsun işte yok sigara içenler daha az etkileniyor gibi yazılar çıktı ama ben biz bunu tamamen araştırıldı. Kesinlikle böyle bir şey yok. Gerçekten hani sigara içenler çok daha fazla risk altında. Çünkü zaten tamamen üst solunum yollarını etkileyen bir rahatsızlık bu. Tabii. Yani bunun zaten temelinde siz bunu yıpratmış oluyorsunuz. Üzerine de böyle bir rahatsızlık geldiği zaman siz çok çok daha kötü durumda oluyorsunuz. Yani bunun başka bir açıklaması yok. En temel açıklama bu zaten. Doğru Ki kelime zaten o, yıpratmış olmak. Hani ne bileyim, böyle sağlam bir kumaşın üzerine işte 200-300 gramlık bir şey koyduğunuzda belki yırtılmayabilir, ama o sürtünmüş, yıpranmış kumaşın üstünüze koyduğunuzda mutlaka o koyduğunuz nesne aşağıya düşecektir diye düşünüyorum. Ya gerçekten akıl sağlığı değil esasında. Hani akıllı insanın yapabileceği bir şey değil sigara içmek. Bunu şey anlamında da söylemiyorum. Hani çünkü ben de içen insanlardan bir tanesiydim. Ama hayatta şöyle bir şey var. Ben öyle bir noktaya geldim ki Serap, sen biliyorsun gerçi, yani ciddi bir rahatsızlık geçirdim ve o rahatsızlığın sonucunda da sigarayı bırakmam gerekiyordu ve hani böyle ölümle burun buruna geldiğiniz anda, onu hissettiğiniz anda hayatınızın işte gözünüzün önünden geçiyor filan diyorsunuz ya, yok abi hani benim kendi hayatım gözümün önünden geçmedi ama işte 1,5 yaşında oğlum vardı, Yeliz vardı. Sorumlulukların aklına geldi galiba o Evet, sırada. yani sorumluluklar, onlara, yani daha çok onlarla birlikte olmak, daha çok Evet. yaşamak, onlarla birlikte yaşamak istediğim için böyle gerçekten insanüstü bir çabayla, hani bir sene diyorsun ilaç tedavisi falan gördüm. İnsanüstü bir çabayla hayatta da kaldım yani. Hani belki ben o dönemde abarttım, onu bilemiyorum ama gerçekten İşte mesela o şiiri de yazdım ya, ben senin için sigarayı bıraktım kadın. Onu Şiiri okuyalım mı? okuyacağım, çok az böyle bir hikayesini anlatayım. Hani şiiri yazdığımda sende de öyledir ya, bir beste yaparsın. Hani esasında hani anlatmak istediğin bir şey vardır ama tam anlamıyla onu mu anlatıyorsun, onun dışında başka bir şey mi anlattın anlayamazsın. Ama o sigarayı bıraktım kadın şiirini okuduğumda, hani şimdi okuduğumuzda insanlar da görecek. Hayatta yoksan nelerin olabileceğini, sevdiğin insanın sen olmadığın için nasıl acılar yaşayabileceğini ve onun hayatının nasıl devam edebileceğini, sen olmadığında senin kaçıracağın hayatın, hani bu bir çocuğunun büyümesi olabilir, Tabii. çocuğunun işte okula gitmesi, başarıları ya da sana Bir duyduğu de aşk, çocuğuna sevgi. yaşatabileceğin eksiklikler var bir de yani. Tabii, yani hepsi, yani hem Evet. senin yaşayamayacağın hem de yaşattığın eksiklikler falan var. O yüzden de böyle şiir bana, benim için çok değerli, çok kıymetli. Edebiyat dünyası için de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiirlerim arasında en çok okunan, en çok sevilen şiirlerden bir tanesi. Nasip kısmet olursa da bu hazır korona morona falan varken evde de duruyoruz falan, güzel bir şeyler hazırlayacağım.
2021 başlarında falan güzel bir Babacan Pesen kurdu sesiyle bir şeyler de duyabilirler insanlar diye düşünüyorum ben. Çok güzel olur, çok güzel olur. İnşallah belki Şimdi şiirle şarkıyı birleştirdiğimiz bir şey de yaparız seninle. Çok keyifli valla bir proje. orada var. Allah söyletiyor diyorum. Çünkü benim planlarım da var da sen kendinden bile geldin. Evet, olabilir, ne güzel Ya olur. seninle Yani senin aynı yerde. bir şiirini besteleyip senin yorumunla başlayan, sonra da benim şarkımla devam eden bir şey yapalım Evet. isterim tabii. Seve Ya seve. senin olduğun her yer çok bana keyif veriyor Serap. Yani bu bir dost meclisi de olabilir, bir radyo sahnesi de olabilir, bir sahne de olabilir, bir radyo Teşekkür ederim. stüdyosu da olabilir sahnesi dedim. Ama gerçekten çok keyifli. İşini bilerek, yaşayarak, öğrenerek ve şu anda zamanımızda pek bunu insanlar yaşamıyorlar ama gerçekten senin gibi insanlar dişini tırnağına takarak kelimesinin, o deyimin vücut bulmuş halisin bence sen. O Çok teşekkür insanlardan ediyorum. gerçekten çok Yani büyüklüsün. ciddi emek harcıyoruz. Her alanda emek harcıyoruz. Yani bir şey bana devredildiği zaman ya da bir sorumluluk aldığım zaman gerçekten onun için sonuna kadar emek harcamaktan keyif alıyorum. Zaten şunu da seviyorum. Çok kolay elde ettiğim şeyleri de sevmiyorum galiba ben. Yani bir şeyler için savaşmaya o kadar alışmışım ki böyle Evet. savaşmadan birisi bana kolay bir şey verdi ve böyle hoşuma gitmiyor. O tadı almıyorum ki. Oluyor Yani o mücadeleyi verip sonunda yaptım ya? dediğim zaman çok daha büyük keyif alıyorum açıkçası. O da ayrı bir şey benim açımdan. Tabii Peki o hadi sigarayı senin için bıraktım kadın şiirin. Ama aslında bir tabii. müzik verse miydik, bir şey olsa mıydı? Nasıl olsun? Valla şimdi hani internet bağlantısı da ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum ama bence sade okursak daha iyi olacak gibi. Tamam. Öyle yapalım istersen, tamam mı? Ben senin için sigarayı bıraktım kadın, ölmeyeyim diye. Beni gördüğünde yüreğinde yüksek tahrik güçlü bombalar infilak etmesin. Beynin çıldırmasın, zamanı patlatmayasın diye. Soğuk ellerimi sıcacık dudaklarına koymayasın. Öpüp koklamayasın diye. Ben senin için sigarayı bıraktım kadın, ölmeyeyim. Dizlerin sinirlerinden kopup tir tir titremesin, Xanax'lara müptela olmayasın diye. Beni bir kasımpatı gibi toprağa ekmeyesin, belki bir gün yeniden açar, yeniden koklarım sanmayasın diye. Tırnaklarını geçirip toprağın rahmine beni doğuracakmış gibi içini deşmeyesin diye. Ben senin için sigarayı bıraktım kadın, ölmeyeyim diye. Çok sevdiğim Karşıyaka vapuruna yalnız binmeyesin diye. Tavşan kanı çayımızı kanım sanıp içmeyesin. Kendim sandığım kanatlarından vurulmuş kanatları kanamalı martılarıma çok sevdiğim gevreyi koparıp bensiz atmayasın diye. Ben sanıp onların çığlıklarını peşinden uçmaya kalkmayasın. Düşüp denize can vermek istercesine kımıldamadan durup dibi boylamayasın diye. Ben senin için sigarayı bıraktım kadın, ölmeyeyim diye. Gözlerin, ah o çam ormanı gözlerin, kozalak gözlerin, uğruna şehirler yaktığım gözlerin, ah o ninnilerle uyuttuğum göz bebeklerin, suyunu kana kana içtiğim göz pınarların kurumasın diye. Kuru kuru rakı içmeyesin, içerken şarkılarımızı tutsak etmeyesin. Bırakıp gittiğim için seni anama, kendine küfür etmeyesin diye. Ben senin için sigarayı bıraktım kadın, ölmeyeyim diye. Run'ın Piraye'ye dediği gibi en fazla bir sene sürermiş 20. yüzyıllarda ölüm sancısı. Beni kalbine gömüp başında yeni rüzgarlar esmesin diye. Başka bir insanı sevmeyesin, sevip de sevişmeyesin diye. Seviştikten sonra sigara içmeyesin diye. Ben senin için sigarayı bıraktım kadın, ölüp de sensiz
kalmayayım diye. Böyle. Sen tabii bu şiiri yazdın, ağlattın değil mi karşı tarafı sonra? Ya yani bu kadar özel güzel duygular, ama şu var, senin duygularında yazdığın şiirlerde hep zaten bir yaşanmışlığı, o Var. paylaşmışlığımızı hepsini tek tek yansıtıyorsun. O çok önemli yani, çok güzel. Hani böyle standart aşk sözlerinden ziyade sizin o yaşadığınızı her his, her mısrada tek 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 hissedebiliyorsun açıkçası. O da çok önemli. Ya o işte hani insanlar soruyor bazen ya gerçekten böyle misiniz falan filan diye. Ben şunu yani şunu çok kez duyduk. Allah'a çok şükür ediyorum. Hani bizi sosyal mecranın dışında görüp birbirimizle olan ilişkiyi, o diyaloğumuzu da görenler şey diyor yani orada paylaştıklarınız az bile kalıyor diyor. Hayatı bölüşmek işte yani Evet. ben biliyorsun yani kadına ciddi anlamda önem veriyorum. Bu belki genetikten geliyor yani Türklükten geliyor. Belki hani yaşadığımız örf adet ama zannedersem gelenek göreneklerden geliyor. Çünkü ben ataerkil değil anaerkil bir toplumun bir üyesiyim. Hani bizim için ana, yar, bacı, dost, kardeş, kadın önemli. Kadın her zaman toplumu yönlendiren, yani tövbe haşa böyle tanrı gibi ya. Yani bir hiç yoktan bir canlıyı ortaya çıkartıyor. Yani bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Gerçi bugün de çok canımız acıdı. Yine bir kadın cinayeti, Muğla'da hem yine de. bir... Yani bunun ucu bucağı yok. En çok üzüldüğüm de İstanbul Sözleşmesi'nin işte ülkeler falan görüşüyor. Biz de görüşmeye açmışız falan. Hani aile içi şiddet, aile içi şiddetin... Ben zaten bu şiddete karşıyım. Yani kadın, çocuk falan değil. Güçlünün güçsüze olan şiddetine karşıyım. Yani bu kadar Ya basit. sen zaten kadını o kadar kutsal bir yere koyuyorsun ki şiirlerinde, yazdıklarında, Tabii. anlattıklarında. Ama öyleler çünkü. Gerçekten öyleler. Ama işte bunu yaşayamayan, yaşatamayan da çok çok fazla kişi var. Ama dediğin gibi her şey, herkes aslında aldığı temele göre bir şeyler veriyor karşı tarafına. Yani bütün bu yaşanan olaylarda yakalanan kişilerde, suçlularda aslında o aileye, temele neler yaşamışlar, neler olmuş bitmiş, buna bakılması gerekiyor. Burada da aslında en büyük önlem bence bu, hani kimsesiz çocuklar dahil olmak üzere, sokak çocukları dahil olmak üzere, bunları bu başıboşluk ve yani bilinçsizce büyütülen ortamdan daha uzak, daha bilinçli, daha insan, daha vicdanlı, gerçek bireyler olarak nasıl yetiştirebiliriz aslında? Yani ileri kuşaklarda böyle canilere dönüşmemeleri için anaya sevgi gibi, kadına, eşine, sevdiğine, sevgilisine, çocuğuna, biliyorsun geçtiğimiz günlerde de küçücük bir çocuk dedenin tacizinden kaldırıldı hastaneye. Yani o kadar saçma şeyler yaşanıyor ki, o yüzden yani bu bence temelden düzeltilmesi gereken bir şey. Yani o insanların yaşadıkları, büyüdükleri ortamla kaynaklanan bir şey. Çünkü niye sen, ben ya da başka bir insan, gördüğümüz etrafımızdaki insanlardan böyle şeyler duymuyoruz? Çünkü belli bir kültür, belli bir eğitim, ya bir görgü, bunların hepsi alınarak büyüyor bu insanlar. Her şey aslında temelden başlıyor. Peki senin şu anda koronada başladı dediğin projelerin var galiba. Çünkü korona dönemi birçok yaratıcılıkları da besledi aslında sanatçılar açısından. Besledi ama şöyle de bir şey oldu. Serap, kitap okumaya yeni yeni başladım biliyor musun? Yani o korona sürecinde böyle kitap görünce kaçar bir haldeydim. Ben de Vallahi. şey şarkı dinlemedim hiç. Yani mesela o dönem repertuarıma çok şarkı ekleyebileceğim çok güzel bir dönemdi değil mi? Bomboş bir dönem. Evet Yani ya. kitap okudum, film seyrettim, dizi seyrettim. Yani Aa. beste yaptım kendi bazında. Ben şairlerin şiirlerini besteliyorum biliyorsunuz son dönemde. Evet. Sabahattin Ali, Nazım Hikmet, işte Cemal Süreya, Metin Altınok. Onların şiirlerini bestelediğim bir projem var şimdi başlamış olan. Onlar üzerine çalışmalar yaptım ama yani böyle hani yabancı şarkılar, Türkçe şarkılar dinleyeyim, repertuarıma katayım, böyle bir hiç öyle bir şey söz konusu olmadı açıkçası. Yani şarkı dinlemek bile istemedim bir dönem. Böyle hep spa müzikleri falan ruhuma
meditasyon konusunda olayım geçen bir korona dönemi yaşadım yani açıkçası. yani. Sen de Ya kitap ben okumadın. Evet. kitap okumadım. Çok fazla ya biz zaten hani Geliz'le birlikte çok fazla film seyrediyoruz. Dizi filan seyrediyoruz. Bu bizim ufkumuzu çok açıyor. Bir de tabii bu dönemde de şeylere başladık. İşte hani filmi seyrediyoruz da bu yönetmen kimmiş? İşte o yönetmenin diğer filmleri nelermiş falan filan derken biz böyle bir filmle başlayan ondan sonra aynı yönetmenin 7-8 filmini seyrederek biten böyle hikayelerimiz falan oldu. Ama Ama tabii bu şimdi tabii o dönemde açılım gibi aslında bir yazarın farklı evet. kitap serilerini okumak gibi bir şey aslında orada. Tabii. Ama şimdi hani biriz de bazen düşünüyorum manyak mıyız acaba diyorum biz. Çünkü bir aktörle başlıyor. İşte hani atıyorum Robert De Niro. Robert De Niro'nun filmlerini seyrederken işte yönetmeni kimmiş, bunun yönetmeni kimmiş falan filan, senaryoyu kim yazmış, işte Malkovich kardeşler mi falan mı filan mı derken böyle müziğini kim yapmış filan. Ama bu zaten sanat zaten hani o ya bir Ama giriyorsun böyle araştırmadın ki işte yani apayrı sanatın araştırıyorsun. tabii. Araştırma ruhun var. O sana zaten devamlı değişik öykülerin kapılarını açıyor. Değişik Aynen. şiirlerin kapılarını açıyor. O çok önemli. Müzisyen ve solist dostumuz Gülseli Deniz de katılmış. Ona da kocaman selamlar gönderiyorum. Sevgiler, sevgiler. Yani tabii bu dönemde de bir romana daha başladım. Paranoid Şizofren Kocam Bipolar Karım adlı böyle bir roman. Gerçek ve hafif de kurgularla dolu olacak. Onu herhalde 2021'de falan gibi düşünüyorum. Hani bitirirsem tabii. Aslında İşte Türkiye'de ben kesin... yaşanmış bir gerçeğe de parmak basacaksın orada galiba. Çünkü bipolarlık çok fazla derecede artmış durumda Türkiye'de. Hem bipolarlık hem paranoid şizofrenlik de Evet. artmış. Tabii bunun geçen de bir makale okudum. Oxford'da yayınlanmış. Özellikle bu şizofreni üzerine falan yapıyorlar. Sosyal medyanın en çok şizofreni hastalığını tetiklediği ortaya çıkmış. Bu da neden falan diye soruyorlar. Normalde insanların işte hani bu kullandıkları filtreler, işte gittikleri kullandıkları Photoshop'lar, şunlar bunlar falan filan insanları olmadıkları insan modeline sokup ben buyum falan diye bir Hayal süre dünyasında sonra yaşatmaya başlıyor. mitomaniye de dönüyor tabii. Bir süre sonra bu kendi yalanlarına kendileri de inanmaya başlıyorlar. Böylelikle tabii hani belki biz öyle miyiz bilmiyorum. Hani bir rahatsızlığım yok şu anda Allah'a çok şükür ama hani kendimi yazar zannedip yazar çıkmadım. Kendimi köşe yazarı zannedip köşe yazarı çıkmadım. İşte radyo programcısı zannedip radyo programcısı çıkmadım. Bir durum olmadı. Evet. Şimdi şöyle bir şey Hani var. Profesör Melahat Dönmez var. Bizim aynı zamanda yönetim kurulumuzda. Yani şey demiş. Herkes bipolar demiş. Paranoid şizofren o kadar arkamızda dolaşan var ki Evet. demiş. Şimdi bunun açıklamasını da aslında kısaca belki yapar orada. Yani genelde hepimizin içinde mi var? Bir şeylerin tetiklenmesi mi gerekiyor? Onu ben şu an belki onun vereceği bir bilgiyle alabiliriz. Dediğin gibi sosyal medya Sabır. belki herkes de var. Ama ya biz daha kültürlü, daha işte bilinçli olarak kullanıldığı zaman daha farklı oluyor. Ya da bilinçsizce tamamen kendini ona kaptırdığı zaman mı oluyor? Yani bununla ilgili evet, evet Profesör Melahat Dönmez onu Sigarayı söylemiş. bıraktım kadın. Herkes Sigarayı çok bipolar beğenmiyor. demek Melahat Hanım. Merak ettim şimdi. Onu da bir alalım. Evet, yani sen bence de onu söyle. Şimdi ben mesela bazen insanların çok titri olmasını çok fazla bazıları şey yapmıyorlar, hoşlanmıyorlar. Yani diyorlar ki işte bir insan ya yazardır, ya sunucudur, ya işte televizyoncudur. Şimdi ben de baktığım zaman şöyle, ben mesela döneminde televizyonculuk da yaptık, sen de aynı zamanda radyoculuk da yaptın. Ben de radyo programları yaptım. Ve hani birçok başarılı, güzel yorumlar aldığımız dönemlerdi bunlar. Sadece yorum değil, ödüller de var. Rica ederim, lütfen. Ödüller de var. Ben Yani fazla radyodan ödül mütevazı almadım o kadar olma, ödül lütfen. almadım. Evet yani uzun dönem senin büyük emeklerin var. Şimdi mesela çok başarılı. Geçenlerde sanırım Tuğçe Soyer'le yine güzel bir sohbetiniz olmuş değil mi? Bir Evet. şey yazısında ona da denk geldim. Yani böyle senin de her hani kendine uzmanlık olarak seçtiğin konuda gerçekten
bir şekilde kendini kanıtlaman, başarı kazanman ve bunun karşılığında dediğin gibi ödüller alman söz konusu. Peki böyle başka hani içinde kalan şunu da yapmalıydım ya da yapmalıyım işte mesela bir televizyon programı olabilir. Bir düşüncen var mı? Ya da işte bir şu an şiğir albümü düşünüyorsun herhalde değil mi? Projeler. Çünkü vaktimiz azalıyor. Ben böyle son projeleri almak isterim senden. Vallahi şu anda hani 2021 yılı için şöyle bir baktım. Ben hani ilk şiir kitabımı çıkarttığımda şiir kitabımı nasıl tanıtırım diye şiiri seslendirmeye başlamıştım. Daha sonra baktım, hem çalıştım yani sen de biliyorsun ciddi böyle emek harcadığım saatler oldu, dersler oldu. Sahne nasıldır, nasıl olur? Evet, içerisinde bir cevher var olabilir ama hani o cevheri mücevhere çevirmek önemliyse çalışıyorsun. Yani çok çalışıyorsun hem de. Sonra da herhalde bu yaptığımızı da hak ettik ki işte TRT Müzik Fısıltılar programlarına davet edildiler. Ege TV'de işte yaklaşık 1,5 sene kadar bir şiir, her çarşamba şiir seslendirdik. Daha sonra TRT Kent Radyolar'da 3,5 sene kadar radyo programı yapıp şiir okudum. Radyo ve şiir bir aradaydı orada. Evet. Sonra TV35'te yine kendi işlerimden dolayı biraz ara verelim dedik Mithat Bey'le görüştük. Tel ve adlı bir kültür sanat programı da yapıyorum. Çünkü sanatın içerisindeyim. Hani ressam dostum da oluyor, senin gibi çok kıymetli müzisyen dostlarım da oluyor, şair dostlarım, yazar dostlarım da oluyor. Ve özellikle şu dönemlerde herkesin desteğine ihtiyacı olduğu dönemlerde de birilerine tıpkı bana yapıldığı gibi programlara davet edilmek, hani kitabın çıkmış bir tanıtımını yapalım falan filan dediğim, ben nasıl mutlu oluyorsam ben de insanları aynı şekilde mutlu etmek istiyorum. Tabii. Şimdi hani yeni projeleri de gelirse, çünkü iyiliğin de Serap ben böyle paylaştıkça çoğalacağına inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani bende bir şey varsa ihtiyacı olan birine niye dokunmayayım ki? Hani bana dokundular çünkü ben o iyiliği aldım, o lezzeti aldım. Tabii. İyiliği almak gibi iyiliği Destekler çok vermenin önemli. lezzeti. Destekler Evet. çok önemli. Ve İyiliği vermenin lezzetini de yaşamak istiyorum açıkçası. tabii ki. İşte valla öyle kafamızda bir şiir albüm projesi var. Bunu da ilk defa senin böyle programın sayesinde dillendirdik. Allah Benden de destek hakkımızda duydular. hayırlısı olsun. Her zaman biliyoruz onu. Canımsın ya. İnan hayatımda senin gibi böyle bir telefonumla, hatta telefonumu bile ihtiyaç olmadan çat diye ben de şunu yaparım falan diyecek olan insan sayısı gerçekten az ama biliyorum ki inci de az ama kıymetli yani. Çok değerlisin benim için. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben inanılmaz derecede keyif aldım. Özellikle Sigara Savaşanlar Derneği olarak önümüzdeki dönemde senin bu sigara şiirini de belki bir törenimizde değerlendiririz diye düşünüyorum. Bir Seve gecemize seve her seni zaman. davet ederek belki bu şiiri sahnede de bir taçlandırabiliriz. Bir proje içerisinde olabilir bu. Ben çok güzel bilgiler verdik. Dedim ya ilk kez değindiğimiz proje şeyler de oldu. Besinler üzerinden mesela sigarayı bırakmak üzerine. Sen bu savaşı yenmiş birisin. Bizimle birlikte şu an yayını takip eden ve aynı zamanda bırakmak isteyenler varsa hepsine de aynı zamanda o savaşı yenmeyi diliyorum ben. Senin de son sözlerini alayım istersen vedalaşalım artık. Ben yayınımızı izleyen arkadaşlara sadece şunu söylemek istiyorum. Kimisi çünkü şey diyor, ben diyor sigarayı seviyorum diyor. Sigarayı böyle alsınlar sol ellerine, sağ ellerine de ya da tamam mı? Hani bir sevdiğinin fotoğrafını alsın. Çocuğu olabilir, eşi olabilir, annesi olabilir. Ya da hiçbir şey alamıyorsa ayna alsın, kendine baksın yani. Hayatı sevmek gerekiyor. Hangisinin daha değerli olduğunu karar verdiği an zaten sigarayı bırakmış olduğu andır diye söylüyorum. Çok keyifliydi. Seninle En olmak her güzeli. zaman harika. Senin gibi donanımlı, senin gibi vicdan sahibi bir insanın hayatımda olması ve dostum olması benim için çok kıymetli. Hayatının Ben en çok büyük teşekkür şanslarından bir ederim. tanesi. Dediğim gibi özellikle Sigarayla Savaşanlar Derneği'ne aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyde Babacan Pesankurt'unu ve eşi Yeliz Pesankurt'unu da yazın. Yani tüm imkanlarımızla seferber oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Biz de hem derneğimiz adına hem şu an bizi takip edenler adına bu güzel görüşlerin, şiirlerin,
Yorumun için çok teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki varsın. O güzel duygularınla, her zaman doğallıkla ifade ettiğin güzel şiirlerin, güzel sözlerinle. Babacan Pesen Kurdu'yu takip etmeyenler varsa takip etsinler, ama senin takipçilerin genelde bizimle birlikteydi bugün. Ne mutlu bize. Biz bunu paylaştıktan sonra çok çok daha fazla çoğalıyor takipçilerimiz, izleyenlerimiz. Oradan da muhakkak seni takip alacaklar olanlar vardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Babacan'cığım. Görüşmek üzere. Biz yine Ben zaten teşekkür her ederim. daim Bodrum'a bekliyorum sizi. Geleceğim şahane sahnelerin olsun. Her zaman şahane ama bu akşam daha da şahane olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek Şarkılar size üzere. de gelecek. Öpüyorum. Sağ Görüşmek üzere. olun.